Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur ve memur emekli maaşında net rakamsızdı. Kük maaş çözüme ulaştı. Milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklileri için yeni senaryolar gün yüzüne çıktı. Kük maaş sorununa çözüm getiriliyor. Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında gerçekleşecek olan toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına bağlı olarak artacak olan maaş zammını merakla bekliyor. Çalışan Memurlar ve Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, emekli sandığı emeklileri, 6 aylık enflasyon farkının maaşlarına ne kadar yansıyacağını hesaplamaya başladılar. Bu zamlar, Temmuz ayında yapılan toplu sözleşmeler ve geçmiş dönemlerdeki enflasyon verilerine göre belirleniyor. Tam olarak ne kadar maaş zammı alacakları, Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Ancak ortaya çıkan senaryolar heyecanlandırdı. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen düzenlemelerle maaş zamlarını alıyorlar. 2024 yılının ilk yarısı için %49,25 oranında bir zam almış olan emekliler, Ocak ayından Mayıs ayına kadar olan dönemde %22,72 olarak açıklanan enflasyon farkını zaten hak etmiş durumdalar. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre ilk 6 ay için öngörülen toplam enflasyon %25,46 olarak hesaplandı. Eğer Haziran ayı enflasyon verileri de bu tahminlerle uyumlu çıkarsa, Temmuz ayında emeklilere yapılacak zam oranı mevcut toplu sözleşme zammının üzerine %25,46 olarak uygulanacak olan enflasyon farkıyla gerçekleşecek. Memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 aylık dönemi için toplu sözleşme ile %15 oranında zam almışlardı. Haziran ayı itibarıyla %17,38 oranında zam hakkı kazandıkları belirlendi. Bu durumda toplu sözleşme zammı olan %15 in üzerindeki kısımda enflasyon farkı olarak memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak. Bu durumda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'lulara ortalama %25, memurlara %20 oranında bir ekleme olacak. Bu ekzam, enflasyonun toplu sözleşme zammını aşması durumunda memurların ve memur emeklilerinin maaşlarının yaşanan fiyat artışlarına karşı korunmasına yardımcı olacak. Haziran ayının sonu itibariyle kesinleşen bu oran, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yapılacak olan güncellemeyi belirleyecek. Emekli maaş zammının nasıl hesaplanacağı ve uygulanacağı konusunda bazı ayrıntılar önem taşıyor. Genellikle 6 aylık enflasyon oranından kaynaklanan zam kök maaşa uygulanır. Kök maaş, emeklilerin geçmiş çalışma dönemlerindeki kazançlarına göre hesaplanan ve emekli maaşının temelini oluşturan miktardır eğer kök maaş, yüksek enflasyon nedeniyle yapılan artışa rağmen, en düşük emekli maaşının altında kalırsa, emekliler en düşük maaş seviyesine yükseltilir. Bu durum, tüm emeklilerin belli bir maaş seviyesinin altında gelir ile yaşamak zorunda kalmamalarını sağlar. Bu nedenle, zam oranının kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına mı uygulanacağı konusunda kafa karışıklığı yaşanabilir. Ancak, zam oranı genelde kök maaşa uygulanır ve kök maaş, en düşük emekli maaşının altında kalırsa, bu durumda emekliye en düşük maaş ödenir. Bu sistem, emeklilerin enflasyon karşısında korunmasını ve adil bir şekilde maaş artışı almasını sağlamayı amaçlar. Ocak ayında gerçekleştirilen düzenleme ile, kök maaşı 10 bin liranın altında olan emeklilerin maaşları 10 bin liraya çıkarıldı. Eğer bu uygulama devam eder ve en düşük maaş 6 aylık enflasyon oranında artırılırsa, yeni düzenleme sonucunda emeklilerin alacağı maaş 12500 lira olacak. Geride bıraktığımız günlerde konuyla ilgili medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için Temmuz ayını bekleyelim ifadelerini kullanmıştı. TÜİK verilerine göre mayısta enflasyon aylık bazda %3,37 olarak açıklandı. Buna göre SGK ve Bağkur emeklileri Ocak ayı için %6,70, Şubat ayı için %4,53, Mart ayı için 3,16, Nisan ayı için 3,18 ve Mayıs ayı için 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etti. Bu durumda memur ve emekliler için maaş zamını belirleyen enflasyon oranı %22,72 olarak tespit edildi.